İzmir Tup ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şebnem Şengez. İzmir'den haberlerle karşınızdayız. İzmir'de kent içi raylı sistemin önemli halkalarından İzban'a iki istasyon daha ekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yolcuların İzban'a erişimini kolaylaştırmak için Konak ilçesine Lale, Çiğli ilçesine ise Katip Çelebi istasyonlarını kazandıracak. Her iki istasyon içinde 12 Eylül'de ihaleye çıkılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem projelerinden Çiğli tramvay hattının karşı yaka tramvayına bağlantısını sağlamak için Cahir Dudayev Bulvarı'nın Karya Kavşağı bölgesinde hat imalatları yapılması için harekete geçildi. Toplam 2 ay sürecek düzenlemeler 14 Ağustos'ta başladı. İmalatların tamamlanmasından sonra trafiğin eski halindeki akışı yeniden sağlanacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Konak Atatürk Meydanı ile Bahri Baba Parkı arasındaki yaya ulaşımını sağlayan Şehit Teğmen Güngör Dolunay Yaya Üst Geçidini bakım alıyor. Yayaların konforlu ulaşımını sağlamak üzere zeminde iyileştirme çalışması yapılacak. Üst geçit dün itibariyle yaya ulaşımına kapatıldı. Bahri Baba Parkı ile meydan arasındaki yaya ulaşımı çalışmalar süresince Konak Metro istasyonundan sağlanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim vaatlerinden doğayı şehirle buluşturacak Fırat Fidanlığı'nda ilk çalışmalar başladı. 35 Yaşayan Park projesinde Karşıyaka Mavi Şehir Flamingo Doğa Parkı ve Güzel Bahçe Yelki'deki Olivelo'nun yapımı tamamlandı. Kaklıç, Kovan Kayası ve Fırat Fidanlığı'nda ise çalışmalar devam ediyor. Ve şimdi dile getirmekte zorlandığımız acı bir haberimiz var. Bugün bizler için çok zor bir gün. Yıllardır yan yana olduğumuz bir mesai arkadaşımızı, dostumuzu Şükrü Yaman'ı maalesef kaybettik. Dijital medya birimimizin en çalışkan, en yetenekli insanlarından biriydi. Henüz çok genç yaşta, 39 yaşında kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Ailesi, iş arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurlandı. Şükrü Yaman'ı, Şükrü abimizi güler yüzüyle, hiç bitmeyen neşesiyle hepimize ilham olan heyecanıyla hatırlayacağız. Hoşçakal güzel insan.